Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İran'dan Türkiye'ye baraj tepkisi, karşıyız. Değerli izleyenler, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin Aras ve Dicle nehirleri üzerinde inşa ettiği barajlara karşı olduklarını söyleyerek, inşa edilen barajlar konusundaki belirsizlikleri ciddi şekilde takip ediyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, İran parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Dicle ve Aras nehirleri üzerinde baraj planları ile ilgili değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin bölgedeki baraj yapımı çalışmalarını eleştiren Abdullahiyan, bu inşa programlarına karşı olduklarını savundu. Abdullahiyan, dost ve komşu ülkemiz Türkiye'nin baraj inşaatı alanında bölgenin çevre koşullarını bozacak, halkımız ve bölge için sorun yaratacak, diğer yandan ülkemize giren su miktarını olumsuz yönde etkileyecek önlemler alması kabul edilemezdir dedi. Abdullahiyan, bu konuyu son 8 ayda Türkiye Dışişleri Bakanı'ndan en az 3 kez takip ettim. Tahran ve Ankara arasında su işbirliği konusunda ikili bir anlaşma olmamasına rağmen son 4 ay içinde istişareler yapıldı. Bu doğrultuda ortak su komitesinin kurulması planlanıyor diye konuştu. Hüseyin Abdullahiyan, İran'ın davayı uluslararası düzeye taşıması tartışmalarına, Türkiye 1997 New York Sözleşmesi'ne taraf olsaydı dava açabilirdik. Fakat Türkiye o sözleşmeye taraf olmadığı için diyalog ve ikili müzakereler yoluyla sorunu çözmek zorundayız dedi. Abdullahiyan ayrıca Irak hükümetiyle temas halinde olduklarını belirterek hem İran'ın hem de Irak'ın Türkiye'nin baraj inşa planlarından zarar göreceğini öne sürdü. İran Çevre Bakanlığı, Türkiye'nin Dicle Nehri üzerinde Ilısu Barajı inşa etme hamlesinin Dicle suyunun Irak topraklarına girişini %56 oranında azaltarak Irak'a ve nihayetinde İran'a ciddi bir çevresel tehdit oluşturacağı konusunda bir anlaşma yapmıştı.